Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet Güneş ayın 20'sine kadar İkizler Burcu'nda olacak. Jüpiter biliyorsunuz yönetici gezegeniniz 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçişini yaptı ve bir yıl 2025 Haziran'ına kadar da İkizler Burcu'nda olacak. Yani dördüncü evinizde olacak. Ve bu aya özellikle hareketli başlıyoruz. Merkür ve Venüs de ikizlerde dördüncü ev konularınızı çok hareketli hale getiriyor. Ayın başından itibaren biraz evde zaman geçirmeniz, evle ilgilenmeniz, aile üyelerine daha fazla zaman ayırmanız mümkün. Evinizde kalabalıklar olabilir. Özellikle kardeşler, işte akrabalar daha fazla sizinle birlikte olabilir bu ay içerisinde. 6 Haziran'da 16 derece ikizler burcunda yeni ay var. Her yeni ay tabii ki yeni başlangıçları, yeni kararları hayatımıza getiriyor. Değişken burçlarımız ve sizin için de önemli bir yeni ay bu. Ve burcunuzdaki balık burcundaki Satürn'ün de bu yeni ayda önemli bir açısı var. 8 Haziran, 9 Haziran Güneş Satürn karesi de netleşecek. Bu hayatınızda aslında bir düzen getiren bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 ve 20 derece aralığındaysa çok daha etkili çalışabilir sizin için. Bir sorumluluk anlamına geliyor. Belki bir yuva kurma, bir evlilik sorumluluğunuz var hayatınızda. İşte bu yeni ay böyle bir düzen getiriyor. Dolayısıyla biraz evde kalabalıkların olması, aileye daha fazla zaman ayırmanız mümkün. Bununla birlikte biraz hani bir belki bir ev taşıma, yerleşme konunuz var. Ev alma sorumluluğu olabilir. Aileyle ilgilenmeniz gerekebilir. İşte ebeveynlerinizin sağlıkları gündemde olabilir. Onlarla bir arada zaman geçirmeniz gerekebilir. Biraz üzerinizdeki etkileri artabilir. Dolayısıyla kendinizi zaman zaman da kısıtlanmış hissediyorsunuz. Yani çok da böyle içinizden geldiği gibi hareket edemiyorsunuz sanki. Biraz böyle eve kapanmış, işte aile ilişkilerinin çok öne çıktığı ama sorumluluklarınızın da arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönem önemli bir dönem. Bu dönem aslında hayatınızda yeni bir düzen kurmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu düzen kurmak için de biraz tabii ki çaba göstermeniz gerekiyor. Şu dönemde olup bitenler aslında genellikle daha kalıcı etkiler, daha uzun vadeli etkiler şeklinde de hayatınızda kendini gösterebilir. Ve yine 9 Haziran'da Mars Boğa burcuna geçecek. Üçüncü evinize doğru yönelmeye başlayacak. Mars neredeyse biliyorsunuz enerji orada, motivasyon orada. Üçüncü ev daha çok iletişim demek. İşte yakınlarla olan temaslar anlamına geliyor. Seyahatler ve özellikle şehir içi kısa yolculuklar, gidip gelmeler artabilir. Yani işle de ilgili olabilir bu. Özel bağlantılar nedeniyle de olabilir. Ancak 11-12 Haziran'a biraz dikkat edelim. Mars Plüto karesi var. Biraz bir sıkıntı olabilir. Bir yolculukta bir problem, trafikte bir sorun ya da bir komşu ilişkisinde bir gerginlik ya da kardeşlerle ilgili bir problem. Buna dikkat edelim. Kazalara dikkat edelim. İşte otomobilimiz arızalanabilir, telefonumuz, bilgisayarımız bozulabilir, düşüp kırılabilir falan. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Unutmayın. 17 Haziran'dan itibaren Merkür'le Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. İkisi birlikte geçişlerini yapıyorlar ki kuşkusuz bu sizin için çok keyifli. Çünkü Yengeç Burcu size güzel açılar getiren, güzel enerjiler getiren bir burç ve 5. eviniz, şans eviniz. 20'sinde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Evet, artık ayın son gün, 10 günlük döneminde biraz daha sosyalleşme, dışa açılma, biraz eğlenme fırsatı bulduğunuzu söyleyebilirim. Keyif aldığınız şeylerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. İşte özellikle yengeç olduğu için deniz kenarlarında yürüyüş yapabilirsiniz. Belki tatile gidebilirsiniz. Bunları organize edebilirsiniz. Romantik etkileşimlere fırsatlarınız artabilir. Yeni tanışmalar da olabilir. Unutmayın Venüs burada sosyal hayatınız ve özellikle aşk hayatınızı çok fazla desteklemeye başlayacak. Çocuklarla da ilgili paylaşımlarınız bu dönemde sizin için çok daha eğlenceli ve keyifli olabilir. Ve 22 Haziran'da 1 derece Oğlak burcunda Dolunay var. Dolunay 22 Haziran ve onu takip eden haftayı aslında şekillendirecek önemli bir etki. Biliyorsunuz dolunaylar hayatımızda aydınlanmalar getirir, dönüşümler getirir, bir şeyi netleştirir. 11. ev dolunayı aslında güzel bir dolunaydır. Çünkü bu bir süredir uğraştığınız bir konunun bitmesi, bir projenin sonuçlanması, bir hedefinize ulaşmanız, belki bir dileğinizin kabul olması anlamına da geliyor. Hani bu 6 ay önce başlamış bir konuda olabilir, belki bir ay önce başlamış bir konuda olabilir. Tamamen hani sizin hayatınızdaki etkisine bağlı olarak değişen bir konu ama genel olarak aslında sonuca ulaştıran bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle
öncü burçların böyle bir derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, bu dolunayın sizin için etkilerinin çok daha güçlü ve önemli olacağını söyleyebilirim. Sosyal alanlarda da tabii ki hareketlilik var. Bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde mesela arkadaşlarla daha fazla bir arada olabilir. Davetlere katılabilirsiniz. Bir arkadaşınızla ilgili önemli bir etki olabilir. Yeni tanışmalar da olabilir. Biraz sosyal alanda arkadaşlarla birlikte yapabileceğiniz faaliyetlerin, yeniliklerin, bazı organizasyonların öne çıktığı ve hayatınıza da daha eğlenceli, daha keyifli konuların dahil olabileceği bir süreç olduğunu söyleyebilirim sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.